Son dönemlerde dünyada hızlıca yayılmaya başlayan ve maymun çiçeği virüsü hastalığı olarak bilinen monkeypox, COVID-19 pandemisinin etkileri henüz atlatılmamışken yeni bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Peki maymun çiçeği virüsü nedir? Yeni bir pandemi olma ihtimali var mı? Maymun çiçeği virüsünde ne tür önlemler alınması gerekiyor? Memorial Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Ayşegül Ulu Kılıç Maymun Çiçeği Virüsü Hastalığı hakkında merak edilenleri 8 maddede şöyle sıraladı. 1. Maymun Çiçeği Virüsü nasıl belli olur? Maymun çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelerde de görülen maymun çiçeği virüsünün neden olduğu hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Tipik olarak ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleriyle kendini gösterir. Bunların yanı sıra çeşitli tıbbi komplikasyonlara da yol açabilir. Genellikle 2 ila 4 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Ağır vakalar ortaya çıkabilir. Son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölüm oranları %3 ila 6 olarak rapor edilmiştir. 2. Maymun çiçeği virüsü kolayca bulaşır mı? Monkeypox enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış materyallerle insanlara bulaşır. Hastalık bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla birinden diğerine geçebilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşma genellikle yüz yüze uzun süreli teması gerektirir ve bu durumda sağlık çalışanlarını, hane halkını ve aktif vakaların yakın temaslılarını risk altına sokmaktadır. Kişiden kişiye bulaş zinciri son yıllarda en uzun olarak 6 kişiden 9 kişiye çıkmıştır. Bunun nedeni çiçek aşısının yapılmaması nedeniyle toplumda azalan bağışıklığa bağlı olabilir. Anneden bebeğe bulaşma gebelik ve doğum sırasında ve sonrasında yakın temaslı olabilir. 3. Çiçek hastalığına benziyor mu? Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)un klinik görünümü, 1980 yılında dünya çapında tamamen silindi ilan edilen çiçek hastalığına benzerdir. Çiçek hastalığına göre daha az bulaşıcıdır ve daha hafif seyirli hastalığa neden olur. Çiçek hastalığının eradikasyonu ve ardından çiçek açısının durdurulmasıyla birlikte, maymun çiçeği virüsü halk sağlığı için önemli bir hale gelmiştir. 4. Maymun çiçeği virüsü hastalığının belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gündür. Ancak 5 ila 21 gün arasında da değişebilir. Enfeksiyon iki döneme ayrılabilir. Ateş, baş ağrısı, lenf düğümlerinin büyümesi, sırt ağrısı, kas ağrısı, halsizlik ile karakterize ilk dönem 0 ila 5 gün arasındadır. Lenf düğümlerinin büyümesi ve bu hastalık için belirgin bir özelliktir ve kızamık, çiçek, su çiçeği ayrımında önemlidir. Deri döküntüsü ateşten 1 ila 3 gün sonra başlar. Döküntü gövdeden ziyade yüz, kol ve bacaklarda daha yoğundur. Yüz yüzde 95, avuç ve ayak tabanları 75 etkilenir. Ayrıca ağız mukozası yüzde 70, genital bölge 30, konjaktiva yüzde 20 etkilenir. Döküntüler önce düz tabanlı, deriden hafifçe kabarık, sonrasında ise önce berrak, sonra sarımsı sıvı dolu lezyonlar şeklinde gelişir. Lezyonlar birkaç adet ve binlerce olabilir. Belirtiler 2 ila 4 hafta içinde kendini sınırlar. Çocuklarda şiddetli seyirli hastalık görülebilir. Bağışıklık yetmezliği olan kişilerde de ağır seyredebilir. Önceden çiçek aşısının koruyuculuğu olmasına rağmen bugün ülkelere bağlı olarak 40 ila 50 yaş altındaki kişiler hastalığa daha duyarlıdır. Komplikasyon olarak akciğer enfeksiyonu, sepsis, görme kaybı ve beyin iltihabı görülebilir. 5. Çiçek hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve aşılar faydalı mı? Maymun çiçeği virüsü hastalığı daha çok Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarına yakın yerleşimlerde görülmesine rağmen kentsel alanlarda giderek fazla ortaya çıkmaktadır. Kemirgenler ve insan olmayan primatlar hastalığın hayvan konaklarıdır. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması sırasında kullanılan aşılar maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağlamıştır. Bunun dışında maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış olan yeni aşılar geliştirilmiştir. Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen ilaçlar maymun çiçeği hastalığının tedavisi için de ruhsatlandırılmıştır. 6. Maymun çiçeği virüsü yeni bir pandemiye neden olabilir mi? İnsan maymun çiçeği insanlarda ilk olarak 1970 yılında 1968 yılında çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 yaşında bir erkek çocukta tanımlanmıştır. O zamandan bu yana vakaların çoğu kırsal yağmur ormanları bölgesinde rapor edilmiştir. Bu tarihten sonra 11 Afrika ülkesinde insanlarda maymun çiçeği hastalığı bildirilmiştir. Maymun çiçeği virüsü hastalığı monkeypox sadece Batı ve Orta Afrika'daki ülkeleri değil, dünyanın geri kalanında etkilediği için küresel halk sağlığı açısından önemi olan bir hastalıktır. Afrika dışında ilk monkeypox salgını 2003 yılında ABD'de olmuştur ve evcil köpeklerle temasla ilişkilendirilmiştir. Bu evcil hayvanlar ise Gana'dan getirilen sıçanlarla barındırılmıştır. Bu salgında 70'in üstünde vaka görülmüştür. Hastalık 2018'de Nijerya'dan İsrail'e, 2018'de Birleşik Krallık'a, daha sonraki yıllarda Singapur ve ABD'ye seyahat edenlerde görülmüştür. Son dönemlerde de Avrupa ülkelerinde virüsün yayıldığı bildirilmektedir. Bu durum mutlaka kontrol altına alınmalıdır. 8. Maymun çiçeği virüsüne karşı nasıl önlem alınmalı? Sürveyans, yani virüs konusunda sistematik gözlemler ve yeni vakaların hızlı tanımlanması salgının kontrol altına alınması için kritik öneme sahiptir. Salgınlar sırasında enfekte kişilerle yakın temas maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için en önemli risk faktörüdür. Sağlık çalışanları ve ev halkı daha büyük bir enfeksiyon riski altındadır. Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonuna yakalandığından şüphelenilen veya bu bilgilerin doğrulandığı hastaların tedavisiyle bakımını yürüten ya da onlardan örnekler alan sağlık çalışanları standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalıdır. Mümkünse hastanın bakımı için daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişiler seçilmelidir. Bireysel olarak da kişisel hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir. Bununla birlikte ortak eşya ile ortak alan kullanımlarında da dikkatli olunmalıdır.